Bu videoda sizlere Kubernetes'in ne olduğunu ve hangi tür sorunlara çözüm olarak ortaya çıktığını anlatacağım. Container sözcüğünü çok sık duyacağınız için öncelikle container derken ne demek istediğimize bakalım. Containerlar uygulamaların gerçekte çalıştıkları ortamdan soyutlanabilecekleri mantıksal bir paketleme mekanizması sunar. Yani bir bilgisayar ortamından diğerine hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarılıp çalışması için kodu ve tüm bağımlılıklarını paketleyen standart bir yazılım birimidir. Bundan sonra anlatırken container terimini kullandığımda anlayacağımız şey uygulamamızın tüm gereksinimleriyle beraber paketlenmiş halidir. Eğer containerlar hakkında daha geniş ve detaylı bilgi almak isterseniz kanalımdaki Docker eğitim serisinin ilk videosuna bakabilirsiniz. Önceleri monolit halinde tasarlanan yazılımlar daha sonra mikroservisleri bölünüp küçük parçalar halinde tasarlanmaya başladı. Tabii ki küçük parçalar ne kadar çoğalırsa onları yönetmekte bir o kadar zorlaşmaya başladı. Daha sonra ise her bir mikroservis bir konteyner olarak paketlenerek çalışmaya başladı ve Kubernetes gibi araçların gelişip kullanılmasını hızlandırdı. Mikroservisler, konteynerların popüler olmasında çok büyük bir yere sahiptir. Konteynerların ve bununla birlikte Kubernetes sisteminin ne gibi sorunlara çözüm olacağını anlamak için birkaç senaryo hakkında konuşalım. Diyelim ki bir mikroservis yazdınız ve bunu canlıya deploy etmek istiyorsunuz. Tahmini requests per second yani kullanıcıların saniyede ortalama sorgu gönderme sayısı 1000 diye öngördünüz. Buna göre de bu mikroservisi yatay olarak ölçeklendirerek 6 adet çalıştırmak istiyorsunuz. Bu sayede gelen sorgular eşit şekilde cluster ağımıza dağılacak. Buraya kadar her şey güzel. Canlıya çıktıktan sonra bir de bakıyorsunuz ki saniyede beklediğiniz sorgu sayısı gün gün çok farklılıklar göstermekte. Haftanın bazı günleri sadece ortalama 20 sorgu gelirken diğer günler 500 ile 1000 arası geliyor. Bu demek oluyor ki sisteminizin kapasitesini tam olarak kullanmıyorsunuz ve boşu boşuna tüm kapasite ücreti ödüyorsunuz. Özellikle cloud türü sistemlerde. Ya da tam tersini düşünelim. Siz saniyede bin sorgu beklerken bir anda beklenmedik şekilde saniyede yüz binli sorgulara ulaşıyorsunuz. Tabii ki bu durumda sisteminiz işlevsiz hale gelir veya istenilen zamanda hizmet veremez. Aslında bizim istediğimiz şey ne? Uygulamamızı bizim için yöneten ve gelen sorgu trafiğine göre gereken karşılığı otomatik olarak veren bir mekanizma olmasını istiyoruz. Örneğimize geri döndüğümüzde bu mekanizmadan saniyedeki sorgu sayısı mesela son 1 saat içinde ortalama 50'den az ise bazı uygulamaları devre dışı bırakmasını bekliyoruz. Ya da saniyede ortalama sorgu sayısı son 1 saat içinde 10.000 üzerinde seyrediyor ise birkaç uygulama daha eklemesini ve devam ederek 50.000 üzerine çıkınca da tekrardan birkaç uygulama eklemesini bekliyoruz. Yani sistemi adaptif olarak gelen trafiğe göre otomatik yukarı veya aşağıya ölçeklendirmesini bekliyoruz. Başka bir senaryoyu konuşalım. İki serverınız var ve bu serverlar üzerinde birinde 2, diğerinde 1 olacak şekilde toplamda 3 uygulamanız çalışmakta. İkinci serverımızda beklenmedik bir şey oluyor ve tüm makina bir anda işlevsiz hale gelip çöküyor. Bu durumda alternatif kaçış yolunu ayarlamadıysanız bir anda sisteminiz çalışma hale geliyor. Bunu çözmek için makineyi tekrardan ayağa kaldırma veya başka bir makineye aynı uygulamaları tekrardan kurmanız gerekiyor. Aslında bizim beklediğimiz davranış şöyle. Uygulamamızı bir mekanizma devamlı olarak kontrol etsin. Yani sağlıklı olup olmadıklarını kontrol etsin. Herhangi oluşabilecek bir durumda bu mesela server tamamen kapanabilir veya uygulama içinde beklenmedik ve onarılamaz bir hata oluşabilir. Bu durumda anında bu uygulamayı otomatik olarak tekrardan çalıştırsın yani restart etsin ve böylelikle en az devre dışı kalma zamanı olursun. Ya da mesela sistemdeki serverların hepsi bir anda çökse ne büyük felaket olur değil mi? Aslında hayalini kurduğumuz bu mekanizma böyle bir felakette dahi bir anda tüm uygulamalarımızı başka serverlara otomatik olarak kurarak sistemi ayağa kaldırmasını bekleyebiliriz. Şahsen bu benim başıma geldi. Real-time streaming yaptığımız ve birçok farklı konteynerlardan oluşan sistemimizin çoğu serverı bir anda devre dışı kaldı. Ama ardından çok kısa bir sürede tüm sistem otomatik olarak ve bizim hiçbir şekilde etkimiz olmadan tekrar ayağa kalktı ve kaldığı yerden çalışmaya başladı. Böyle bir şeye kendi gözümle şahit olmak olağanüstü bir duyguydu. Evet nerede kalmıştık? Senaryolarımıza son bir tane daha eklemek istiyorum. O da deployment sırasında yaşanabilecek sorunlar hakkında. Customers API adında bir API yazdık ve bunu canlı ortama iki defa deploy ettik. Versiyon numaramız 2.4.8. Bir süre sonra yeni bir versiyon hazırladınız ve bunu deploy etmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirim? Bir yöntem şöyle olabilir. Aktif olarak çalışan uygulamaları bir anda devre dışı bırakmak ve ardından yeni versiyonlu iki yeni uygulama çalıştırmak. Bu durumda eski uygulamamızın kapatılıp yeni uygulamamızın çalışması arasında sistemimiz tamamen hizmet veremez hale geliyor. Başka bir yöntem ise şöyle olabilir. Eski versiyonlu uygulamamızdan sadece birini devre dışı bırakırız ve yeni versiyonlu uygulamamızdan birini çalıştırırız. Aynı şekilde diğer uygulama içinde yaparız. Bu sayede sistem tamamen devre dışı kalmaz. Ama bu durumda ise sistem kısa bir süre %50 kapasitede çalışması gerekecek. Yenisi aktif olana kadar. Başka bir yönteme bakalım. Eski versiyonlu uygulamalara hiçbir şekilde dokunmuyoruz ve yeni versiyonlu uygulamadan birini aktif hale getiriyoruz. Bu sayede aynı anda 3 uygulama çalışır hale geliyor. Aynı şekilde dördüncüsünü de ekliyoruz. Şimdi ise eski uygulamaları kaldırabiliriz. Bu yöntem ile sistemimiz hiçbir şekilde devre dışı kalmıyor. Diyelim deploy işlemini bitirdik ve yeni versiyonda bir hata olduğunu fark ettik. Hemen eski versiyona geri döndürmek istiyoruz. Yani rollback yapmak istiyoruz. İşte bu anlattığım deployment ve rollback senaryolarını bizim için otomatik olarak gerçekleştirecek bir mekanizma olsa ne güzel olurdu değil mi? Tüm bu anlattıklarımın yanında mesela şöyle bir şey olsa diyelim ki sistem mimariniz bu gördüğünüz komponentlerden ve bağlantılardan oluşuyor. Biz bir şekilde tüm bu komponentleri yazarak bir konfigürasyon template oluştursak. Burada sadece sistemimizin nasıl olduğunu, her parçadan kaç tane çalıştığını, güvenlik durumları gibi birçok bilgiyi belirsek ve daha sonra bu konfigürasyon template dosyalarını da düşündüğümüz bu mekanizmaya versek ve bu mekanizma bir anda hepsini benim için hazırlasa ve yönetimini de yapsa ne güzel olurdu değil mi? İşte buraya kadar uzun uzun anlattığım mekanizmanın ismi Container Orchestration. Container Orchestration'ın bize sunacağı hizmetler şunlardır. IT altyapısının hazırlanımı ve dağıtımı, konfigürasyon ve zamanlama, gerektiği durumlarda kaynak tahsisi, konteynerların belirtilen şekilde kullanılabilmesine devam edilmesi, altyapıdaki iş yükünü dengeleme, gereken durumlarda ölçeklendirme veya kaldırma, yük dengeleme ve trafik yönlendirme, Konteynerların sağlıklı bir şekilde çalışıyor olmalarını izleme. containerlar arası etkileşimleri güvenli şekilde tutmak. Container orchestration bir prosestir, bir konsepttir. Konteynerları yönetme ve orchestration etme şeklidir. Kubernetes ise bir container orchestration aracıdır ve şu anda markette bulunan diğer araçların içinde en popüleridir. Bunun yanında Docker Swarm, Apache Mesos ve diğerleri de var. Kubernetes açık kaynak kodlu bir container orchestration aracıdır. Google tarafından yazılmıştır. Cloud Native Computing Foundation kuruluşuna devredilmiştir. Halen de bu kuruluş bünyesi altında devam etmektedir. Binlerce konteynerları aynı anda yönetebilir. On-premise, cloud veya hybrid fark etmeksizin. Kubernetes hakkında bir fikir sahibi olduğumuza göre gelelim şimdi biraz da mimarisini anlatmaya. Tüm sistemi kontrol eden ve yöneten bir master var sistemde en az bir master olması gerekiyor. Bunun yanında birden fazla worker'lar var. Yani çalışma birimleri, konteynerların çalıştığı makineler. Sisteminizde çok sayıda worker'lar kullanabilirsiniz. Her worker makinesinde kubelet adında bir agent uygulama çalışır ve bu sayede master ile iletişim sağlar. Kubernetes'e verilen her komut ve işlem master'a gönderilir. YAML formatıyla yazdığınız template konfigürasyon dosyalarını UI, API ve CLI kullanarak Kubernetes Master'a gönderebilirsiniz. Master'da istenilen işlemleri ve komutları worker'larda çalışır hale getirir. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bazen kafa karışıklığı oluyor. Kubernetes ile Docker aynı şey değildir. Docker bir konteyner oluşturma, paketleme ve çalıştırma teknolojisidir. Kubernetes ise konteynerları yönetme ve orchestration teknolojisidir. Yani Kubernetes Docker olmadan çalışabilir ve aynı şekilde Docker'da Kubernetes olmadan çalışabilir. Kubernetes oldukça geniş bir konu olduğu için fazla detaylara girmeden Kubernetes'in ne olduğunu ve neden ortaya çıktığını anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiğiniz takdirde kanalıma üye olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazarak fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim.